yeni taşınıyorsunuz diye birisi size sürpriz yapmış zannımca. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben terlik vereyim senin ayağına. Misafiriniz var, rahatsızlık vermeyeyim ben. Yok, kimse yok. Kimse yok, kim olacak? Onları mutfağa koysam bu arada. Vallahi iki çeşit de yemek var. Yoksa kaşla göz arası taşınırken siz mi yaptınız bunları? Adliye de çok met ediyorlar sizi. Yok böyle hamarattır, yok şöyle marifettir diye. Yok canım, abartmışlar. Kapı mı kapandı? Kapı mı kapandı? Yan evden gelmiştir, eski binalar ya. Kahve içelim mi biz? Olur. Lakin siz zahmet etmeyin. Benim de kahvem meşhurdur. Bir bulalım tabii önce. Nerede? Neyse, şöyle yapalım. Önce yemek yiyelim. Yemekleri de ısıtalım. Sonra ben bir koşu alıp gelirim zaten. Olur. Hakim oğlum. Anahtarı olan biri size sürpriz yapmış herhalde. Baksanıza, şahane. Kim ki acaba? Nişanlınız olmasın? Yok canım. O değildir. Ayşe teyze. Ayşe teyze yan tarafta oturuyor. Benim ev sahibim. Çok tonton bir teyze. Sağ olsun, onun misafirperverliği işte. Yapmış böyle sofrayı, evi de oturulabilir hale getirmiş. Çok şirin bir ev. Çok sıcak. Mutlulukla oturun inşallah. Amin. Bakın bu burun yanılmaz. Ezogelin çorbası işte. Ben diğer yemekleri getireyim o zaman. Ben de size yardım edeyim. Olur. Geç sen. Mehmet Sen Bey, kim aradı? Bir şey mi oldu? Feride ile mi alakalı yoksa? Yok bir şey Kerime. Hava aldı şanlıyız. Feride'nin kaldığı otele gidiyoruz. Neredesin sen? Sana ses demekten boğazım çatladı. Arkadaşlar lahmacun yaptırmış da onu yiyorduk. Kalkamadım. Lahmacun mu dedin? Pek de güzel olmuş. Yapanın ellerine sağlık. Soğumasın, hadi ne diyeceksen de. Serdar. Hı? O lahmacundan bir tane de buna getirirsen ne istersen alırım sana. Aşk olsun savcı bey. Hiçbir şey istemem. Lafım olur bir lahmacun. Hemen getiriyorum. Azıcık da limon olsun. Limon tabii ki. Pul biber de olsun mu? Bolca. Bir de ayran. Tuz yok sofrada. Yo, tuzu iyi. Tuzsuz sofra mı olur canım? Ben hemen bir koşu alır gelirim. Ben de alabilirim. Olur mu hiç? Sen otur yemeğini ye. Ben hemen geliyorum.
etmemişsin. Peşimden çıkacağını bilecek kadar tanıyorum seni. Unutmuşsun. Çıkarken fark ettim ama geri dönmek için artık geçti. Ne güzel yapmışsın evi. Sabahtan akşama kadar yuva gibi. Sakın o yemeklerin hepsini ben yaptım da. O kız kim? Arkadaşın mı? Suna. Benim kalemimden. Ankara'dan yeni tayin oldu. Gidecek bir yeri yoktu. Ben de kıyamadım. Hayır, adliyeden bizi kimse görmesin, öğrenmesin diyorsun. Bir memuru alıp evine getiriyorsun. Neden yaptın bunu Feride? Şimdi birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Suna daha yeni gelmiş. Bizden haberi bile yok. İlişkimiz de bilmiyor bence. Kendi halinde bir kızcağız. Niye o vakit kaçar gibi çıktım ben? Neden kimse yok, kimse yok diye bağırdın? O kızla karşılaşmamı istemedin. Çünkü o kızın bildiği gerçekler farklı değil mi? Seni hala o herifle nişanlı zannediyor değil mi? Neyse. Ne güzel yapmışsın arkadaşını getirerek. Yalnız kalmazsın. Mahir. Gitme. Kızdın sen ama konuşalım. Lütfen. Kime bakmıştınız? Merhaba, ben Ayşe Hanım'a bakmıştım da. Benim. Merhabalar, ben Feride. Feride Hanım sizsiniz demek, hoş geldiniz. Buyurun. Bir yanlışlık oldu galiba. Ben Feride Hanım'ın arkadaşıyım. Size uğrayacaktı da. Gelmedi. Evle ilgili bir sorun yok inşallah. Yerleşebildi mi? Siz tanışmadınız mı henüz? Yok, tanışmadık. Bana haber verseydin. En azından böyle bir vaziyete düşmezdik Feride. Haklısın. O kadar da emek vermişsin. Tek isteğim kendini evinde hissetmendi. Çok güzel olmuş ama. Ellerine sağlık. Yemek bile getirmişsin. Evinde ilk akşam yemeğini birlikte yeriz diye düşündüm. Ama benim sürprizim seninkini mahvetti tabii. Suna gelmesen. Benimle içine sinerek içebilecek miydin o çorbayı? Bence hayır. Kendine bir seçim yapmadığını ispatlardın Nesin. Benim yanımda olmayı belki de artık babana ihanet sayıyorsun. Bu yüzden ne kadar bana yakın olmak istesen de uzak duruyorsun. Hem kendini hem beni cezalandırıyorsun. Ama bu bize haksızlık olmuyor mu Hakime Hanım? Ne diyeyim? Size afiyet olsun. Aptal Feride. Aptal. Kahveyi unuttum. Aptalsın diyorum. İnanmıyorsun. Ya savcı bey ya. Kayınvaliden hiç sevmiyormuş. Bir gittim, kala kala iki tane lahmacun kalmış. Dedim önce şunu bir savcıya götüreyim. Sonra dedim, o zaten yıllarca yiyeceğini yemiş. Yapma Serdar, açım, açık da bana ver. Bir günden bir güne. Tokken açı düşündün mü sen? Ya da yıllarca bana emir yağdırırken.
bu adamın başına bir gün kötü bir şey gelir dedin mi? Savcı Bey, etmediğini biçemezsin demek. Nazif Baba, çay taze bir bardak dökelim mi? Sonra Hasan, sonra. Hadi bakalım, sen doğru eve. Dedem, sana söylediklerim var ya, bunları kimseye anlatmadım. Karadayıma bile. Hani ben babamın kızgınım ya. Karadayım da onunla kızarsa kavga ederler. Hani bir keresinde karadayım babamı vurmuştu. Babamın canı çok yanmıştı. O zamanki gibi olsun istemedim. Dur bakalım çocuk. Belki babanın hiç kabahati yok. Ben işin aslını aslarını öğreneyim. Hal çaresini ondan sonra düşünürüz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım düş yola. Akif Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz mahallemize. Ne vakit bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin yeter. Dört koldan seferber olur yaparız. Çok teşekkürler. Bu arada sabah için çok güzel açmam olur. Göndereyim mi ister misiniz? İsterim vallahi sağ olun. Hakime Hanım. İyi akşamlar Ayten Hanım. Hayırdır? Mahirlere mi geldiniz? Yok. Burada oturuyorum artık. Şu ileride ev tuttum. Komşu olduk artık. İyi akşamlar İsmet Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Zehra nasıl? İyi mi? Zehra gelmedi baba. Kendi rızasıyla Yılan'la gitmek istedi. Orhan'dan vazgeçmiş. Nasıl olur oğlum? Neden? Para. Açıkça Orhan bana bu hayatı sağlayamaz dedi. Ölçüp biçince kesenin ağırlığı sevdasının ağırlığından fazla gelmiş. Baba, gidip Orhan'a haber vermek gerek. Başkasından duymasın. Ben gider konuşurum münasibiyle. Gene senden bilmesin. İşe bak. Ne haber Songül? Hoş geldin Ayten abla. Geç buyur. Ay, ezan da okunacak ama bir iki dakika geçeyim. Gel kızım. Nasılsın anne? İyi diyelim, iyi olalım. Çok şükür kızım. Ben gözünüz aydın demek için geldim. Zehra'yı diyorsan mevzuyu hiç açmayalım. Yok abla. Onu duydum, çok üzüldüm, o ayrı. Ben Feride Hanım için geldim. Ne olmuş Feride kızıma? Mahalleye taşınmış. Komşu oluyormuşuz. Aa, sahi mi? Aa, ne güzel. Aa, haberiniz yok muydu? Keşke Mahir söyleseydi. Ben biliyorsunuzdur diye şey yaptım. Sen nereden duydun kızım? Kendi söyledi. Biraz evvel karşılaştık fırında. Allah Allah. Haberimiz olsaydı biz de hayırlı olsuna giderdik. Bir işin ucundan tutardık değil mi kızlar? Ben hemen bir çay demleyeyim anne. Abim bize kendi demediğine göre bir bildiği vardır. Üzerimize vazif olmayan işlere karışmayalım bence. Ben kaçayım artık. Ocakta yemeğim var. Görüşürüz kızım. Görüşürüz.
etmeyeyim dedim ama içim kıpır kıpır etti sevinçten. Ayıp oldu kısa da. Aa, niye anne? Evli barklı kadın artık. Ona ne abimden? Ayten'in yaptığı ayıp bence. Hala neyin derdindeyse. Feride Hanım Şubsay'dan komşumuz mu oldu? İlk dur. Bizim yemeklerin akıbeti belli oldu galiba. Ha? Abim Feride Hanım'a götürdü değil mi? Görüyor musunuz şu bizim oğlanın ettiğini? Hadi ocakta yemekler var kızlar, gelin. Bir saat oldu gelmedi Feride. Belki bizden önce gelmiştir. Git bir bak Vedat. Emredersiniz efendim. İlk akşam yemeği getirseydi ya oğlum. Burada yeseydi. Yok anne. Münasip olmaz diye gelmedi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Niye münasip olmasın? Gelinim olacak. Ona şüphe yok anacığım da. Babamın beraat kararının onaylanması gerek. Ondan önce yan yana olduğumuz duyulmamalı. Az kaldı o zaman. Savcı bile tutuklandı bak. Artık bitti o günler. Senin düğünü de yapacağız inşallah. İnşallah. Ama benden önce sırada olanlar var. Kimmiş? Babam buyursun gelsinler dedi. Gel Nazif gel. Hayrola? Hayırlı kararlar almışsın. Haberim yok. Dur hanım. Dur. Kapımıza gelen olmadı. Bir gelsinler. Yolları arşınlasınlar. Evimize kadar uzanan kaldırım taşlarının sayısını ezberlesinler. Elbet veririz. Maalesef henüz fazla eşyam yok. Bunlar da işte eski kiracıdan kalma. Böyle göründüğüne bakma. Bunlar herhalde sandık lekesi. Hepsi tertemiz. Yeni yıkanmış belli. Gayet güzel. Eksik olmayın. Sizi karşıma Allah çıkardı. Yani sizin yerinizde başkası olsa asla hayatta aslında birine evini açmazdı. Olur mu öyle şey canım? Aa, ne demek? İnsanlık vazifemiz. Ne yapacaktım? Seni öyle sandalyenin tepesine mi bırakacaktım? İşte tek şanssızlığımız evi çok fazla tanımıyoruz. Henüz yeni taşındığım için ben de yerleşebilmiş değilim. Feride Hanım, hususi değilse bir şey soracağım. Bildiğim kadarıyla aileniz burada. Siz de yakında nikahlanacaksınız. Neden şimdi ayrı ev tuttunuz? Düğün akabinde de müstakbel kocanızın yanına taşınacaksınız. Yani oradan oraya zor olmayacak mı? Memuriyetimde o kadar çok ilçe, şehir gezdim ki bilakis taşınmayı sever oldum. Tabii memuriyette öyle. Lakin endişe ettim. Acaba dedim Feride Hanım'ın ailesiyle arası mı açık? Almış bavulunu çıkmış evden diye. Yok. Öyle bir şey yok. İnsan belli bir yaştan sonra kendi düzeni, kendi evi olsun istiyor. Yani düşündüğün gibi bir şey değil. Sevindim. Çok iyi kalpli bir insansınız. Ümit ederim başınıza her daim iyi şeyler gelir. İzniniz olursa ben kazan soğumadan banyoya gireyim. Günlerdir başımı suya sokmaya hasretim de. Tabii tabii. Gir o zaman. Feride gelmemiş mi? Feride Hanım otelden ayrılmış efendim. Ne? Ayrılmış mı? Görevli öyle söyledi. Sür Vedat sür.
Yolumu mu gözetliyorsun sultanım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de seni bekliyordum. İyi ki geç kalmadın. Etli pilav yaptım. Bayılırım pilava. Vay vay, bunlar ne böyle ya? Misafirimiz falan mı var? Yo, hepsini senin için yaptım. Ellerin dert görmesin güzel karım benim. Hadi geç. Yeter mi? Yeter. Oh, mis gibi koktu. Afiyet olsun. Yemek yapmayı çok seviyorum. Hele ki senin için olunca. Ama bu evin mutfağı çok eskidi. Emret sultanım. Adamları gönderip hallettireyim. Hatta ne yapalım biliyor musun? Bu yandaki odayla birleştirelim. Daha ferahlar. Yok yok, şimdi evin içindeyken tadilat yaptırmak zor olur. Hem sen ev bakmıyor muydun bize? Yoo. Yani bir ara baktım da. Sonra sen istemeyince öyle. Artık istiyorum. Çok sıkıldım mahallede. Sürekli aynı insanlar. Çarşıya bir şeyler almaya gidiyorum. Aradığım çoğu şey pasajda yok. Denize de uzak. İyisin, biz buradan taşınalım. Sen sahi mi diyorsun ya? Tabii sahi diyorum. Öyle yalı falan olmasına gerek yok. Geniş, ferah olsun yeter. Buralardan uzak olsun. Sen nasıl istersen Mehtap'ım. Yerinden tezi yok. Gördüğüme nasıl sevindim anlatamam. Darılmamışsın bana. Özlemişsin. Özledin değil mi? İyi misin diye merak ettim. Misafirin de var. Evinde bir eksik yedik var mı? Yok. Sen her şeyi düşünmüşsün. Dolapta çay bile var. Çok teşekkür ederim.
Lafı bile olmasın. Bir şeye ihtiyacın olursa ya da bir sıkıntın haberim olsun. Ben dükkandayım. İyi istirahatler. Sana da kolay gelsin. Neler oluyor söyler misiniz? Bir şey demeden evden çıkıp gittiniz. Belli ki bir terslik var. Kızınızı kaldığı otelde görmeye gittim. Çoktan ayrılmış bile otelden. Öyle mi? Otelde kalmıyorsa nerede bu kız? Sen onu görmeye gittin. Bir şey demedi mi sana? Feride kendine ev tutmuş. Ev mi tutmuş? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kadın? Nasıl olur bu? Nasıl müsaade edersin? Ben de en az sizin kadar şaşırdım, kızdım. Lakin nasıl mani olayım? Koskocaman kız. Nerede tutmuş peki? Koskoca İstanbul. Kadın başına nasıl buna cüret eder? Bilmiyorum. İnanın hiçbir malumatım yok. Ben de merak içindeyim. Eğer kızınız o Mahir Kara denen kabadayı bozuntusunun evine taşındıysa... Ne münasebet? Olacak şey mi? Hiç tanıyamamışsınız Feride'yi, yazık. Umarım dediğin gibidir Kerime Hanım. Umarım ben yanılıyorumdur. Yoksa olacaklardan ben sorumlu olmam. Alo. Merhaba, Feride Şadoğlu ben. Mustafa amcanın yakınıyızdır. Anneniz tanır bizi, Mehmet Saim'in kızıyım. Eskiden çok sık gelirdik. Aa, Mübeccel teyze vefat mı etti? Çok üzüldüm, başınız sağ olsun. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Annem nerede iyi çok şükür. Mustafa amca yaz kış bizi çok güzel ağırlardı. Bu mevsim pansiyon açık mı ben bilemedim ama... boş odanız var mı acaba, ben onu soracaktım. Tamam, siz bakın deftere, ben bekliyorum. Yalnız iki oda olacak. Tamam, peki, çok sevindim. Biz yarın sabah orada oluruz. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. Feride Hanım'ın tuttuğu evdeyim. Yalnızım. Size ivedilikle havadis vermek istedim. Aferin Suna. Anlat bakalım, neler öğrendin? Efendim, ev Mahir Kara'nın mahallesinde. Nasıl? Emin misin? Evet. Dava evrakına bakmıştım. Mahir Kara'nın ikametgah adresine bakılırsa hemen yan sokağa. Anlaşıldı. Vaziyet düşündürücü. Daha sabır efendim. Neymiş? Feride Hanım demin birini aradı. İki kişilik yer ayırttı. Öyle zannediyorum ki Mahir Bey ile seyahat edecekler. Bu fevkalade hassas bir malumat. Bunu teyit etmelisin Suna. Katiyetle emin olmalıyız.
Eğer Mahir Kara ve Hakime Hanım'ın münasebeti var ise tüm dengeler değişecek. Nazif Kara hakkındaki beraat bozulacak. İşin peşini bırakma. Adaleti sağlamak mecburiyetindeyiz. Hiç merak etmeyin efendim. Feride Hanım'ın peşinden katiyen ayrılmayacağım. Her an onu takip edeceğim. Hafta sonu bu iş çözüm. Pazartesi Ankara'da vazifenin başında olacağım. Sana itimadım tam Suna. Haberlerini bekliyorum. Tamam efendim. İyi akşamlar. Müsait misiniz? Gelebilir miyim? Tabii ki. Kolay gelsin. Sağ olun. Sen bizim Osman'ı tanıyorsun değil mi Feride? Birkaç seneye meslektaş da olacaksınız. Hukuk fakültesinde başlayacak Osman. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun Hakim Hanım. Ustam, ben acıktım. Tamam. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Hakime Hanım, sana bir şey söyleyeceğim, sakın alınma. Hı. Benden uzak durmaya çalıştıkça daha da bir yakınlaşıyorsun, farkında mısın? Ama sen de surat asıyorsun, küstün bana. Resmen peşinde koşturuyorsun beni. Bak bak bak, gene kabahatle ben çıktım. Kimse kim? Her neyse. Şimdi kendine küçük bir çanta hazırla, bir günlük. Sabah seher vakti çocuk parkında seni bekleyeceğim. Allah Allah. Niyeymiş o? Kaçırıyorum seni. İtirazın mı var? Feride, nereden çıktı bu? Bir kere de sen uysal o. Zor sorma. Seviyorsan gelirsin. Seher vakti parkta seni bekleyeceğim. Kaybettireli yıl oldu. Söyle bakalım Feride Hanım, kim daha fazla günahkar? Bir an gelmeyeceksin sandım. Dökme hemen yüzünü. Sen çağırırsın da ben gelmez miyim? Ha? Hangimiz kullanıyoruz arabayı? Ben nereye gideceğimizi bilmiyorum ki. Takıldık peşine, savrulup duruyoruz. Biraz daha savrul o vakit. Bugün ben ne dersem o. Eyvallah. Güzel bir yere gideceğiz. Yani benim için çok güzel bir yer. Çocukluğumun, bütün mutlu günlerimin geçtiği bir yer. Umarım sen de seversin. Sen seviyorsan severim. Annenlere haber bıraktın değil mi? Gideceğimiz yer biraz uzak. Akşam dönemeyebiliriz. Asıl sen ne dedin misafirine? Bir şey demedim. Mektup bıraktım, çıktım. Suna, ben bu hafta sonu için kardeşime söz vermiştim. Tamamen unutmuşum, kusura bakma. Sabah erkenden çıkmam gerekti. Pazar günü dönerim. Sen keyfine bak. Feride. Yazıyor, yazıyor. Kahraman savcı Turgut Akın'ın kurban dediğini yazıyor. Yazıyor, yazıyor. İtibarlı savcıyı kimlere yapmak istediğini yazıyor. Yazıyor. Esas için mi başlıyoruz Mahir Kara?
Bakalım şimdi ne yapacaksın? İyi haber oldu Sinan Bey. Yankıları büyük olacak. Evet. Bu Mahir Kara saldırgan bir tip. Şimdi sinirlenip rahat durmayacaktır. Mahallede her an bir vukuata karışabilir. Oraya bir muhabir gönderelim. Hemen hallederim. Ama dikkatli olsun. Kendini belli etmesin. Ne yapıyorlar rapor etsin. Haber bile yırtaşın. Hiçbir şeyi atlamasın. Adım adım, saniyesi saniyesine her hareketlerinden haberdar olmak istiyorum. Savcı Bey, bir yanlış anlaşılma neticesinde burada. Kendisi misafirinizdir. Tutuklunuz değil. Buna mukabil gereken ihtimamın kendisine gösterilmesi şart. Alakanıza teşekkür ederim Müdür Bey. Gereğini en yakın zamanda yapacağınıza hiç kuşkum yok. Rafet! Nerede bu Serdar, gelmedi mi? Buyurun Müdür Bey. Neredesin sen? Acil çağırttım, anca geliyorsun. Koğuşta teftiş vardı, bu yüzden tamam. Ben... Bu Turgut Akın'ın durumu nedir? Kaçıncı koğuş aldınız? Koğuşta değil müdürüm. 7 numaralı hücrede kalıyor. Ne? Hücrede mi? Senin bize kastın mı var Serdar? Koskoca savcıyı hücreye almak ne nedir? Kendi kalmak istedi. Yani koğuşta durmak istemedi. Takdir edersiniz ki hasmı çok. Derhal Sübyan koğuşunu boşaltıp Turgut Bey'i hazırlayın. Hazırlık bitene kadar da boş memur odalarından bir tanesinde misafir edin. Ama efendim... Sübyanlar... Bana laf yetiştireceğine derhal dediğimi yap. Böylelerin yarın ne olacağı belli olmaz. Bir bakmışsın mebus olmuş, meclise girmiş. O zaman beraber gezeriz sürgünde. Anladın mı? Anladım efendim. Hadi şimdi işinin başına. Estağfurullah Hügöz'üm. Bu kadar uzun boylu değil. Yok, ben söylediklerini düşündüm. Haklısın. İnsanın canı acırken en çok sevdiklerine eziyet ediyor. Ben de biraz mübalağa ettim. Ben bilmez miyim senin nasıl yufka yürekli olduğunu? Tabii ki getireceksin arkadaşın evine. Belki de o kadar hazırlık yaptığım için biraz düş kırıklığına uğradım. Bizi hiç kimse ayıramaz değil mi? Kimse aramıza giremez. Artık ne düşünüyorum Feride biliyor musun? Bütün bu acılar senin içindi. Sana ulaşmak için. Biz mutlu olmayı çoktan hak ettik. Söke söke alacağız bunu yazgımızdan. Her şerre karşın yolun sonunda seni karşıma çıkardığı için minnettarım kaderime. Ama senden bir ricam var. Madem bir gün çaldık felekten, ne kavgalar girsin günümüze ne de kırgınlıklar. Her şeyi geride bırakalım. Kimsenin gölgesini sokmayalım aramıza. Bir gün dahi olsa çok mutlu olalım. Önünüze bakın hanımefendi. Burada canımızı emanet ettik size. Ya öyle güzel güzel şeyler söylüyorsun, sonra çocuk gibi azarlıyorsun.
Ne o Serdar? Beni seyretmeye mi geldin? Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı demek için geldim savcı bey. Biri seni hizaya mı çekti? Pek mülayim geldin bana. Kahvaltımı getir. Kurt gibi acıktım. Elbette. Nasıl arzu edersiniz? Adam gibi arzu ederim. Balık kaymağı, çizik zeytini eksik olmasın. Buyurun siz arkadaşla çıkın, istirahat edin. Ben kahvaltınızı hazırlatıyorum. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Aç köpeklere yem etmek mi benim niyetin? O koğuşa asla girmem. Yanlış anlıyorsunuz savcı bey. Size layık bir yer hazırlatıyorum. Hak ettiğiniz gibi ağırlanacaksınız. Endişeniz olmasın. İyi günler. Ben Suna, adliyede karşılaşmıştık. Hoş geldiniz. Evet, anımsadım. Buyurun Suna Hanım. Umarım bir aksilik yok. Pek emin değilim. Ben dün gece Feride Hanım'da kaldım da. Öyle mi? Ne oldu peki? Neden buradasınız? Feride iyi mi? Feride Hanım dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Sabah uyandığımda yoktu. Kiminle? Mustafa amcasıyla. Ailece tanışıyormuşsunuz. Akrabanız da olabilir. Feride Hanım telefonda sizlerden de bahsetti. Yani hayır, ben de göremeyince acaba dedim bir şey mi oldu? Kötü haber mi aldı? Mustafa amca. Allah Allah. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Alayım. Zahmet olmasın? Ne zahmeti efendim? Şeref verdiniz, buyurun. Sağ olun. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel bir yer. Merhaba. Feride. Beni hatırladın mı? Melahat. Mustafa amcanın küçük kızı. Tabii hatırladım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Aradığınızdan ve gözümüz yollarda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar başın sağ olsun. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Bu arada Mahir, Melahat. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Odalarınız hazır. Sıcak ada çayım da var. Bir güzel içer ısınırsınız. Tamam. Muhtemelen bir yanlış anlaşılma olmuş. Bizim Mustafa diye bir akrabamız yok. Ama ben çok eminim telefonda Mustafa dediğine. Dediğim gibi Mustafa diye bir tanıdığımız yok. İyi. Ben de korkuyordum kötü haber getirdim diye. Sizi de boşu boşuna endişelendirdim. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Müsaadenizi isteyeyim. Ne demek? Buraya kadar gelip haber vermeye inceliği göstermişsiniz. İyi günler. Size de.
Rahmetli Cebeci Mustafa olmasın Güneş Pansiyonu sahibi? Tabii ki o. Daha söylediği anda anlamıştım zaten. Allah Allah. Nasıl Feride onunla konuştu? Ay tövbe tövbe. Asıl bu Suna niye bu işin peşine düşmüş, buralara kadar gelmiş? Ağzımızı aradı resmen. Bakalım işin aslı astarını öğreniriz yakında. Sen merak etme. Bana bırak. Yemek odalarımız ayrı. Evlenmedik daha. Ben teklifimi ettim. Hem de kaç kere. Fazla naz aşık usandırır bilesin. Hani ölene kadar sevdandım. Verilen sözler ne çabuk unutuldu Mahir Bey. Siz böyle münasip görmüşsünüz. Boynumuz kıldan ince. Uyarız. Ama o imzaya bir atalım. O zaman bir saniye bile yanımdan ayırmayacağım seni Feride. Ayırma. İyi istirahatlar. İyi günler. Ben Mehmet Saim Şadoğlu. Babanızın eski bir arkadaşıydım. Evet efendim, biliyorum. Bir sualim olacaktı size. Bizim Feride oraya gelecekti. Vardı mı acaba? Bizi aramadı da validesiyle merak ettik. Geldi. Hatta az evvel odalarına yerleştiler arkadaşı Bey'le. Arkadaşı uzun boylu, esmer biri mi? Evet. İsterseniz Feride Hanım'ı telefona çağırayım, görüşün kendisiyle. Gerek yok. Ben sonra ararım kendisini. Siz de lütfen aradığımızı iletmeyin. Tatilde rahatsız etmeyelim Feride Hanım'ı. Tamam, nasıl isterseniz efendim. Ne oluyor Mehmet Sahibi, ne öğrendiniz? Kızınız... O ne idüğü belirsiz herifle tatile çıkmış. Aman Allah. Vedat. Merhaba Sayın Bakanım. Hayırdır? Gitmeden sizi yakaladığım iyi oldu Sayın Bakanım. Nedir vaziyet? Çabuk söyle, acelem var. Hapishaneden geliyorum. Malumat aldım. Sersemler Turgut Bey'i hiç önemsememişler. Bir hayli canımı sıkmışlar. Peki sen halledebildin mi? Evet efendim, sorun kalmadı. İyi. Bir şey daha isteyeceğim senden. Feride'nin kalemine bir kız atandı. Suna adı. Bir araştır bakalım kimin nesiymiş, öğren. Emredersiniz. Evimize kadar gelip yalan söyledi bize. Bir şeyin peşinde olduğu muhakkak. Öğren bakalım neyin peşinde. Hemen araştırır, size haber veririm. Bir de Ava'da Güneş Pansiyonu diye bir yer var. Oraya birini gönder. Feride ne yapıyor, ne ediyor bana tek tek belgelesin. Tabii, merak etmeyin. Yeniden hoş geldiniz Savcı Bey. Umarım beğenirsiniz. Evet, güzel. Çok zahmet etmişsiniz, sağ olun Müdür Bey. Başka bir arzunuz olursa ne olur söylemekten imtina etmeyin. Serdar da her türlü ihtiyacınızla derhal alakadar olacak. Emin olabilirsiniz. Hmm.
Çok teşekkür oldum. O halde ben izninizi isteyeyim. Serdar da dışarı çıksın. Siz de istirahat buyurun. Serdar. Bu ne bu? Yanlış yastık. Ben Gastu yastıktan başkasında yatmam. Müdüre mi söyleyeyim, sen mi halledersin? Ben ilgilenirim savcı bey. Hah, şöyle. Hadi bakayım. Bol limonlu bir lahmacun söyle bakayım bana. Tamam. Hadi cancağız. Acılı olsun. İyi ki geldik Feride. Çok güzel değil mi? Hı hı. Her karne vakti babam bizi ödül olarak buraya getirirdi. Bizde karne vakti demek, dükkana gidip babaya yardım etmek demekti. Tabii babam sağ olsun, karne iyi olunca mutlaka bir horoz şekeri alırdı. Senin karnen hep kötü gelirdi tabii değil mi? Sen öyle zannet Hakim Hanım. Hep takdir aldım ben. Zeki çocuğum ben. Fark etmedim deme sakın. Orası öyle de. Neden okulu bıraktın o vakit? Okuyabilir misin? Benim de hayatta tek pişmanlığım bu Feride. Çok isterdim. Ailene yardım etmek için mi çalışman gerekiyordu? Yok. İlknur. İlknur biliyorsun babamın öz kızı değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki öz kardeşimden ötedir benim için. Ben lise 3'teyken İlknur da lise 1'deydi. Aynı okuldaydık. Bunun bir öğretmeni haksız yere tokat atmış İlknur'uma. Öyle ki bir iki sene ağır işitti. Neden peki? Kostas amcam, babamın ustası. Bize ekmek verdi, sahip çıktı. Üzerimizde hakkı çoktur. O vakitler aynı sokakta Rum'u, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı hepsi kardeşçe yaşarken bundan rahatsız olanlar vardı. Ne talihsizlik ki ilk durum öğretmeni de bu adamlardan biriymiş. Siz Kostas'ın ekmeğini yiyorsunuz diye İlknur'a demedik hakaret bırakmayınca, İlknur da yürekli kız, sözünü sakınmaz tabii. Ya bunun üzerine öğretmen iyice sinirlenmiş, basmış tokadı. Ben de bunu öğrenince dayanamadım. Kendi meşrebimce adama cevabını verdim. O da benim elime tasdiknameyi tabii. Adamın yaptığı doğru bir şey değilmiş ama seninki doğru biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Şimdiki aklım olsa önce diplomayı alırdım, sonra dersini verirdim. Mahir, çocuklarımıza bunları anlatmayacaksın değil mi? Tamam, tamam. Sen ne yaptın küçükken buralarda, onları anlat bakalım. Çok güzeldi. Melih'le böyle buranın altın üstüne getirdik. Şu ileride bir göl var. Babam da Melih orada balık tutardı. Annem de beklemekten sıkılır.
söylenip dururdu. Onlar öyle didiştikçe benim içim bir huzur kaplardı. Tabii beraber çok fazla vakit geçiremiyorduk. O yüzden o anların değeri çok büyüktü benim için. Böyle yere uzanırdım. Güneş yüzümü ısıtırdı. Saatlerce kitap okurdum. Hala kışın çok yorulduğumda o anı hayal ediyorum. İşte buralar. Aileni özledin değil mi? Güzel kadınım. Dünyam benim. Ben onların yerini tutamam, farkındayım. Ama ümidimizi kesmeyelim. Bir gün her şey olması gerektiği gibi olacak. Biz de sıradan bir aile olacağız. Bayramlarda çocuklarımızla annenin babanın elini öpmeye gideceğiz. Biz, Melih, Orhan, kaçamak akşam sofraları kuracağız. Benim babam da senin baban Dünür olacak. Belki ilk başta çok kaynaşmasalar da sonradan beraber tavla oynayacak kadar yakınlaşacaklar. Şu dava bir bitsin. Bunların hepsi olacak Feride. İnşallah Mahir. İnşallah. Benim de tek düşüm bu. Bazen böyle gözlerimi kapatıyorum. Birkaç sene sonraki hayatımızı tasarlıyorum. İnan senin hayal ettiğinden daha başka bir isteğim yok. Bir masanın etrafında iki aile buluşsa. Daha ne isterim? Aklıma bir şey geldi. Neymiş? Biz de balık tutalım mı? Balık mı? Belki akşamki rızkımız çıkar. Hadi, neredeydi bugün? Şu aşağıda. Hani birlikte gidiyorduk? Oldu mu şimdi bu böyle? Mahir geliyor mu seninle? Yok, gelmiyor. Başka işi var onun. Ben gideceğim. Bükme boynunu Safiye'm. Bu ziyaretten çok Orhan'a verdiğimiz sözü tutamadığımızın kefareti. Elimizden ne gelir ki Nazif? Gitmek isteyeni iple, urganla bağlayacak halimiz yoktu ya. İşte bunu lisan-ı münasiple oğlana izah etmek gerek. Çokça selamet. Yedek içlik koydum. Bir çifte çorap. Eğer başka bir şey isterse sana desin. Ben bir dahaki sefere ellerimle götürürüm. İçinde börekler de var. Tamam Safiye. Hadi. Kalın sağlıcakla. Güle güle. Gitti mi babam? Ben de çıkabilir miyim anneciğim? Nereden icap etti şimdi bu görüşme? Hayır, hiç adetimiz değil de yani. Annem ne olur. Sadece bir saat çık. Şu isteme işini konuşacağız vallahi. Konuşacak ne var kızım? Annesini babasını alacak gelecek kapıya. Tamam işte. Biz de onu konuşacağız. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne zaman olur? Nasıl gelecekler falan? Bak eğer bir saati geçerse fena kızarım ha. Tamam tamam söz. Geç kalmayacağım. Göre neden olursa ben karışmam, bilmiyorum. Haberim yok. Madem gizli saklı işlere kalkışıyorsun, ceremesini de kendin çekersin, ona göre. Tamam anneciğim. Doydun mu?
Sanaysa ömrümün sonuna kadar doymam. Akşama gelirim. Hemen mi çıkıyorsun? Hani çarşıya inecektik, eksiklerimi tamamlayacaktık? Muammer kapıda. Araba emrine amade. İstediğin gibi gez, dolaş, gönlünden geçeni al. Ben de şu kıl kuyruk komiserin defterini düreyim. Evimi basıp huzurumu kaçırmanın bir bedeli olmalı değil mi? Deyus utanmadan gözümüze baka baka ikili oynamış ya. Cezası da ona göre kallavi olacak tabii. Geç kalmam ben. Orhan, seninle ömrümün en güzel hülyasına daldım. Mümkünsüzü istedim. Lakin dedim ya hülya diye, en güzel yerinde bitti. İkimiz de uyandık. Sevdim seni. Hakikaten çok sevdim. Ama aşk karın doyurmaz derler ya. Ben sevdamla umutlarım arasında sıkışıp kaldım. Keşke beklediklerimi verebilecek gücün olsaydı da ayrılmasaydık. Lakin ben seni, bana yaşattıklarını kalbime gömeceğim. Sen de beni göm. Ver bakayım onu. Yemek takıyoruz buraya. Evet. Seninki hazır. Teşekkür ederim. Nasıl tutacağım ben şimdi balığı? Bilmiyor musun? Yok, ben hayatımda hiç balık tutmadım. Oo. Tadı çıkmaz ki şimdi. Hayır, çok beklersin. İğnen takılır. Misinan kopar. Misinan koptu mu yeni bir takım yapmak çok uzun sürer. Hadi balık geldi diyelim, heyecandan kaçırırsın. Yani bu işin en zevksiz tarafı bu ilk avdır. Aşk olsun. Tabii ki aşk olsun. Sen söyle bana malikara ne yapacağım, ben yaparım. Şöyle... Bırak sevdiğim şöyle ucunu. Dolanıyor bu. Sıkmazsan dolanma. Bırak şunu. Hah. Aferin. Böyle. Böyle yapıyorlar da. Güzel. Değil mi? Ben o kadar uzatamadım. Ustalık orada. Tam kutuda otursaydık. Bir gören olursa. Olursa olsun. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Hem sen benim sözüm sayılırsın. Hiç de bile. Verdiğin yüzü abim aldı. Yenisini de takmadık daha. Takacağız Songül, takacağız. Annemlere bahsettim senden. O da babama söylemiş. Onlar hazır. Benden haber bekliyorlar. İnanasım gelmiyor. Gerçekten nişanlı mı olacağız? Evet. Önce nişanlı, sonra da evli. Okulu bitirmeden evlenmem. Tabii ki. Sen nasıl istersen. Güzeller güzel. Hoş geldin abi.
Kadro tamam mı? Neredeyse abi. Yoklamayı ver bakalım. Koca Yusuf burada. Bilal Ağa da burada. Nail Baba gelmedi. Sarı Cemal haber salmış, kusura bakmasınlar, az gecikeceğim diye. Neticede gelecek ama, değil mi? Evet abi. Yalnız Dalyan abinin durumu malum. O iş tamam. Buradan icazeti alalım. Onu sonra halledeceğim ben. Kim bu sefer? Horoz Yasin var ya, hani sözüm ona polisliği bırakıp aleme dalmıştı. Kibrit kibrit. Ha, bildim. Hepsi numaraymış oğlum. Adam hepimizi ayar yapmış. Tabii yılan abimden kaçmadı. Herifin foyasını döktü ortaya. Desene. Nasılsın evladım? İyisin inşallah. İyiyim, iyiyim baba. Gel. Anne yine börekler yaptı. Bir dünyada çamaşır hazırlamış. Emanete bıraktım. Koğuşta teslim ederler. Sağ olsun. Kendi de bir gelsin de sarılıp bir teşekkür edeyim ben de ona. Sahi nerede onlar? Dışarıdalar mı? Annenleri bir dahaki sefere getireceğim. Zehra? O da mı gelmedi? Ne oldu baba? Bir sıkıntı mı var? Buraya gelene kadar durmadan düşündüm. Olanları söylemenin daha kolay bir yolunu bulamadım. Zehra gitti Orhan. Nereye gitti? Berdan'ın yanına. Herkes oradaymış abi. Bizzat kendim gittim, konuştum çocuklarla. Dalyan, o niye yokmuş? Hanımı sekerattaymış abi. Bu kez beni affedin demiş. Peki yılan niye bu kadar milleti toplamış? Derdi neymiş yani? Birisi varmış abi. İpi çekilecek. Kimmiş? Nasıl müsaade edersin buna baba? Nasıl korumazsın emanetimi? Ya abim! Abim bana söz vermişti. Bu mu şimdi onun erkekliği? Otur! Abin ne yapsın oğlum? Kimseye görünmeden çekmiş gitmiş evden. Baba olmaz diyorum. Zehra kendi ayağıyla gitmez yılana. Kaçırmıştır, zorla götürmüştür kızı. Biz de öyle sandık. Peşine düştük kızın. Abin elin iki köpeğiyle uğraştı gocunmadan. Yetmedi polise gittik. Zorla alıkoyuyor diye. Lakin kız karakolda kendi ağzıyla Berdan'ın yanında kalacağım demiş. Yalandır baba. Bak Zehra beni seviyordu. Ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim seni diye söz verdi bana. İçin yanıyor. Kabullenmek zor. Ama senden vazgeçmiş. Yalan! Orhan! Kesin korkutmuştur o kızı şerefsiz baba. Yoksa eceline neden gitsin kız? Orhan yapma, sakinleş, ondan sonra konuşalım. Şerefsiz herif! Orhan! Öldüreceğim onu baba! Orhan sakin baba. Ol! Ne oldu yüzüne adam bak? Baba ben sakin olamam. Orhan. Sevdiğimi alıkoymuş baba. Yapma Orhan. Baba geberteceğim o adamı baba. Bırakın oğlumu. Hadi be baba hadi. Yarın bitti.
5 oldu. Gerçi saymama da gerek yok. Ne de olsa hepsini ben tuttum. Feride. Tamam, sevdiğim bir şey demedim. Niye hiç tutmadım dedin? Tutmadım çünkü. Ne yani? Bu şimdi acemi şansı mı? Bilmem. Kısmetli bir insanım galiba. Bahtım hep açıktır benim. Sen baksana bana. Ne kısmeti talih bu. Bak, avımı yarıda kesmek için yapıyorsun bunu. Atarım balıktan suya. Hayır, ana. Hayır. Yazık. Hayır, hayır. Vallahi aç kalırız akşam. Yapma. Geldin mi Nazif? Nasıl Orhan'ım? İyi mi? Nasıl olsun Safiye'm? Oğlanın içini yaktım geldim. Elden ne gelir Nazif? Saklasak daha kötüydü. Orası öyle Safiye'm. Oğlanın hali içimi parçaladı. Dört duvar arasında elin kolun bağlıyken böyle bir haber gelmesi adamı deli eder. Allah'ım, sen aklına mukayyet ol evladımın. Bir işe kalkışmasın sakın. Böylesini dilemek de varmış kaderde ama Allah'tan cezaevinde. Bu öfkeli dışarıda olsa kırar geçirirdi herkesi. Şimdi bir deliliğe kalkışsa müsaade etmezler. İnşallah senin dediğin gibi olur Nazif. Hop, ağır olsana kardeşim. Babanın koğuşu mu burası? Ben... Uzatma Süleyman. Hadi işine. Hadi. Hem sen demiyor muydun bu yılandan nasıl kurtulacağız diye? Uzağa, çok uzaklara gideriz. Adımızı, izimizi sileriz. Ne diyeceğimi bilemedim ki. Bu söylediklerini rüyamda görsem inanamazdım. Sakın gitme. Bir sene, 5 sene, 10 sene ne kadar derlerse artık umurumda değil. Bekle beni. Ben senin için yaşayacağım Zehra. Buradan çıkınca da seni telli duvaklı alacağım. Hayırdır evlat? Uça uça gittiğin görüşten darmaduman geldi. Benim buradan çıkmam lazım Ziya abi. Nasıl olacak o iş? Bilmiyorum. Ama çıkmam şart.
Çok acıktın. Mis gibi koktu Sevda'mın tuttuğu balıklar. Getir tabağını. Teşekkür ederim. Bugün özel bir gün dedim. Aynen öyle Hakime Hanım. Hakime Hanım'dan kaçamayan bir zavallı daha. Dalga geçme rica ederim. Ben olmasaydım açtık bu akşam. Sen de aç da kalırım, açıkta da. Sensiz kalmayayım da. Al bunu da. Seni dinliyorum. Ne öğrendin? Kimmiş bu Suna? Kızın kimliği sahte değilmiş efendim. Soyadı Demir. Uzun zamandır Yargıtay hakimiyle çalışıyormuş. Zaman içinde sağ kolu olmuş adeta. Demek öyle. Evet efendim. Daha yeni tayini çıkmış İstanbul Adliyesi'ne. Belli ki özel olarak görevlendirilmiş. Öyle görünüyor efendim. Bu hiç iyi olmadı. Hiç. Bunda sorun yok. Dizgiye verebilirsiniz. Emredersiniz. Gel Rıza. Var mı bir haberiniz? Evet. Muhabirimiz geldi az evvel. Ne öğrenmiş? Mahalleyi gayet güzel sorguya çekmiş usulünce. Bayağı da bilgi almış. Mahir'i araştırayım derken ne öğrense beğenirsiniz. Gebeleme de söyle Rıza. Feride Hanım, Mahir'in mahallesine taşınmış. Ne? Emin mi? Bir yanlış olmasın. İşin ehli çocuktur. İyice soruşturmuş esnaftan. Yeni tutmuş evi Feride Hanım. Dün de taşınmış. Çok acıkmışız. Hepsini sildik süpürdük resmen. Ama bu kalmasın tabağında. Yoksa arkandan ağlar. Hakime Hanım beni yakaladı ama tabakta bıraktı der. Değil mi? Bundan. Tamam doydum. Bitti tamam. Tamam. Mahir Bey, başka kimlere böyle elinizle balık yedirdiniz? Sadece Ahu Gözlüm'e. Ayten Hanım, peki onunla çok aşık olmuş muydunuz? Hoppala. Nereden çıktı bu şimdi? Nişanlandığınıza göre. Senin için çok kıymetli olsa gerek. Evli bir insandan bahsediyoruz Feride. Bize yakışmaz. Kaçtığına göre aldım ben cevabımı. Tabii. İlk aşk ne de olsa. Kaç kadı içtin sen? Ya kafayı mı buldum ben yani? Çok basit bir soru sordum. Bu kadar büyütecek bir şey değil. Hasbinallah. Hadi bakalım. Tabii. İçinde kalmadıysa yarım kalan aşklar efsane olur. Ne oldu? Nereye böyle? Hava alacağım ben. Bak celallendi gene. Konuşalım. Otur. Tamam mı? Otur konuşalım. Söyle bakalım. Nereden çıktı Ayten? Biz dün İsmet Bey'in fırının önünde karşılaştık Ayten Hanım'la. Kadınlar birbirlerinin hislerini sezinlerler. Ayrılmışsınız ama bence onun içinde sana dair hala... Sana daha önce de söylemiştim. Unutmuşsun. Benim tek sevdam sensin. Öncesi yok.
Biz Ayten'le aynı sokakta büyüdük. Çocukluğumuz beraber geçti. Onun parmağına çöp batsa benim de içim yanar. Bizim evin kızıdır o. Ama ötesi yok. Neden nişanlandın o vakit? Yıllarca gönlümün sultanını bulamayınca... Babam, bir ayağımız şukurda, sizi evlendirelim de mürüvvetinizi görelim dedi. Ben de baktım, beklediğim kişi artık karşıma çıkmayacak. Kaderim sanıp tamam dedim. Ama o yüzük hiç takılmadı. Sonra da sen çıktın zaten karşıma. Güneşi doğurdun yüreğime. Ne içinde tutmuşsun ama Feride. Ben senin bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum. Korktum vallahi. İşimiz var seninle. Sen benim etrafımda diş sinek bile uçurtmazsın. Ya of, tamam, abartma. Dalga da geçme. Utanıyorum zaten. Gel buraya, gel. Kıskanç kadınım benim. Kıskanırım tabii. Herkesten kıskanırım seni. Kimseyle paylaşmam vallahi. Talep yaptım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz yoksa ben yatacağım artık. Malum bizim buralarda sabah ezanıyla işe koyuluyoruz. Uyku bastırdı bu saatte. Sana iyi dinlenmeler. Her şey fevkalade. Sağ ol Melat. Size de iyi istirahatler. Size de. Döktün yüzünü. Söyle bakalım, niye kızdın? Bir şeye kızmadım. Üzülüyorum. Ne oldu Feride? Akşam çöktü. Güzel günler hızla geçerken... zor günler sene oluyor insana. Göz açıp kapayıncaya kadar sabah olacak yine. Geri döneceğiz. Bu zamanları saklayamadığımıza üzülüyorum. Biz de uyumayalım. Sabaha kadar sohbet edelim. Gözlerini gözlerimden hiç ayırma. Sevdamız meydan okusun zamanı. Ne dersin? Olur. Allah, bol tarçınlı. Resmen sen beni cennete getirdin Feride. Peki anlat o vakit. Hayatta hatırladığın ilk anne. Rahmetli annemin bana niniler söyleyerek uyutuşu benim. Ruhu şad olsun Kader Hanım. Peki, senin ilk hatırladığın anne? Melih'in ilk doğduğu an.
Pes pembeydi. İlk gördüğüm an çok sevmiştim onu. Bu güzel bir an. Hayattaki en büyük acın neydi? Senin Mahir Kara benim dediğin gün. Üzül diye söylemedim. Ama gerçekten çok canım yanmıştı. Kim olursan ol severim seni Mahir. Yine sana ömrümü veririm. Sen haklısın Feride. Bugün iş bitmesin. Sabah olmasın. İyi akşamlar. Ah Sinan'cığım, hoş geldin. Buyur otur. Haber vermeden rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Burası senin de evin sayılır. İstediğin zaman gelmekte serbestsin. Lakin senin canın sıkkın galiba. Ne oldu? Evet. Biraz sıkkın. Söylediğimde sizin de canınız sıkılacak. Seni dinliyorum. Feride, sadece evden ayrılmakla kalmayıp kendine bir ev tutmuş. Üstelik Mahir Kara'nın mahallesinde. Bundan haberiniz var mıydı? Hayır. Ev tuttuğunu biliyordum ama nerede olduğunu bilmiyordum. Bakın, bu iş artık geri dönülmez bir yola giriyor. Buna daha fazla müsaade etmememiz gerek. Sinancığım, bizim de böyle bir niyetimiz yok. Mamafi, koskoca insan. Bu yüzüğü artık bir ahmak gibi parmağımda taşımak istemiyorum ben. Sorun neyse çözülsün artık. Ben de ne yapacağımı, hayatımın yönünü bileyim. Yerden göğe haklısın oğlum. Biz de muzdaribiz. Kerim Hanım perişan bir durumda. Ben de vaziyeti toparlamaya çalışıyorum. Lakin Feride ile inatlaşmamak gerek. O yüzden bana biraz daha zaman tanımanı istiyorum. Feride'yi eve getirecek planı kurmakla meşgul kafam. Senden sabır ve itimat istiyorum. Beni bu kadar acele çağırdığına göre bir şeyler getirdin herhalde. Evet efendim. Bunlar bu sabah erkenden geldi. Sizi de bu yüzden rahatsız ettim. Ne
Sefkara'yı buraya getirin. Emredersiniz bakalım. Mahir. Mahir, müsait misin? Rahat mı evladım? Az pahalı ama o kadar yok yanımızda. Kalsın, çıkarma evladım. Eksiği benden olsun. Allah razı olsun. Cümlemizde. Buyurun. Teşekkür ederim. Güle güle. Teşekkür yavrum. Ederiz. Hayırlı olsun. Temizlik niyetini açtık, kısmetimizi bulduk. At bakalım siftah parasını. Buyurun. Nazık Bey, siz misiniz? Evet. Mehmet Saim Bey'in selamı var. Sizi görmek istiyor. Buyursun. Yok, biz sizi götüreceğiz. Ne münasebet? Görüşmek isteyen kendi gelsin. Osman. Dükkan sana emanet. Birkaç saate gelirim. Hayırdır Hakim Hanım? Bu saatten sonra cep karıştırmaya mı başladın? Utanma Sevda, Latife diyorum. Neden kaçıp gittin? Şimdi de ben teklif ediyorum Mahir Kara. Burada benimle nişanlanır mısın? Madem herkes bize karşı, biz de kendi aramızda takarız yüzüğü. Birbirimize söz veririz, olmaz mı? Vallahi bir yüz kaçtı bence. Aşk olsun. Gel buraya. Yalnız bu yüzük bir kere takıldı mı? Bir daha çıkmaz, haberin olsun. Ben razıyım. Kimse çıkaramayacak bu yüzüğü parmağımdan. Güzel kadınım benim. Biz seninle gönüllü nikah kıydık. Toprağın altına da girsem seninle, sen de benim. Ecel bile ayıramaz bizi.
Pazar pazar sizi rahatsız ettik. Umarım kusurumuza bakmadınız. Temizliğim yarım kaldı bakan bey. Neyse dert hemen deyiverin de bitsin. Benim bir derdim yoktu. Ta ki oğlunuz hayatımıza, kızımın aklına girene kadar. Biliyorum şu anda birlikteler. Bu münasebeti tasvip etmeyen bir baba olarak, kızı için dünyaları yakacak bir baba olarak ne kadar kızgın olduğumu tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Sizin de kızlarınız var. Beni anlamanız kolay olur. Yargıtay hakimi peşlerinde. Kızımı hakimlikten azletmek, yalan beyanlarını ispat etmek için. Dolayısıyla sizin beraat kararınız da mercek altında. Sadede gel bakan bey. Tahmin edersiniz ki konumum gereği tanıdığım çok. İstersem bu olayın üstünü örtebilirim. Fotoğraflar hiç kimsenin eline geçmez. Yargıtay hakiminin bile. Böylece sizin de beraat kararınız onaylanır, hayatınız kurtulur. Neyin pazarlığını ediyoruz bakan bey? Bunca iyiliği babanın hayrına yapacak olsaydın dile getirmezdin. Çıkar ağzından baklayı. Oğlunu kızımdan uzak tut. Yan yana bile gelmesinler. Ben de canını bağışlayayım. Fevkalade bir teklif, öyle değil mi? İki güzel insanın birbirini sevmesi neden bu kadar korkutuyor seni? Kızının duygularını pazarlık için masaya yatırıyorsun. Oğlumu kendine layık görmediğin için mi? Evet. Layık değil. Ne ailemize, ne Feride'ye. Zaten Feride için geçici bir heves. Ömrü hayatında görmediği kadar enteresan bir tip Mahir Kara. Yakında sıkılacak. Ama o zamana kadar size yazık olur. Babalıktan dem vuruyorsun. Ama kızının gözündeki sevdanın gerçekliğini görmeyecek kadar körsün. Ben bile Feride'nin ruhuna işleyen aşkı görüyorum. Hem Feride'nin hem de Mahir'in. Aşk gelip geçer Nazif Kara. Önce biraz üzülürler, sonra unuturlar. Ama bu fotoğraflar Yargıtay hakiminin eline geçerse unutulmayacak yaralar açılır. Büyük kayıplar verilir. Sen seç. Ne de olsa mevzu bahis olan senin hayatın. Sen bir baba olarak dünyaları yakarsın. Ben evlatlarım için gerekirse
Onların bir tebessümü için canımı veririm. Yıllardaki. Asıl sen uzak dur onlardan. İnsanın insana denkliğini cebinin doluluğundan tartan zihniyetinle gölge düşürme bu yüreklere. Daha kudretini bile kavrayamadığın bir aşkı yok etmeye çalışma. Kazanamayacağın bir savaşa girme. Çek ellerini sevdalarından. Kirli tekliflerinle kirletme dünyamızı. Üç kuruşuna satın alamazsın ruhlarımızı. Can pazarında satın alamazsın sevdalarımızı, inançlarımızı. Bir daha da karşıma çıkma. Çıkma ki hatıramda temiz bir adam olsun. Gelinimin babası. Kızım asla senin gelinin olmayacak. Asla. Çok pişman olacaksın Nazif Kara. Asılırken yalvaracaksın. Efendim siz rahatsınız da bakın ben koğuş aramasına katılacağım müsaadenizle. Nasılsın Turgut'cum? Sizce? İnan bana bu işin bu noktaya gelmesini istemedim. Ancak kaçırma teşebbüsünü Mahir Kara bozmuş. Bana bilmediğim şeylerden bahsedin Sayın Bakanım. Evet, can sıkıcı bir durum. Ama bir nebze olsun telafi etmek için gereken emirleri verdim. Müdürün söylediğine göre konforun sağlanmış. Hiçbir konfor hürriyetin yerini tutmaz. İşin bu duruma gelmesinin tek müsebbibi ben değilim Turgut. Buna rağmen seni kurtarmak için adımı ve mevkimi tehlikeye attım. Biz bunları daha önce sizinle defaatle konuştuk. Her şey ayarlanacak. Ben devletin gizli görevlisi olarak gösterilecektim. Mamafi hakkımdaki bütün suçlamalar da düşecekti. Dünkü gazetelerde senden ve hakkındaki suçlamaların ne kadar haince olduğundan bahsediliyordu. Kamuoyunda bir kahraman olduğun idrakini yaratırsak vicdanlarını tesir altına alabiliriz. Halkın gücü bizden yana olduğu sürece verdiğim sözleri tutmak çocuk oyuncağı. Biraz daha ya sabır diyorsunuz yani Sayın Bakanım. Aynen öyle Turgut'cum. Şükret ki sen sabredince ulaşacağın bir netice var. Oysa durum benim için çok karmaşık. Neden ödediniz? Bilmediğin bir mesele mi var? Bütün bu gizli saklı işlerden ailemi uzak tuttum. Özellikle de Feride'yi. Ama kader bizim istediğimiz gibi tecelli etmiyormuş. Adamın biri çıktı, kızının aklını ve benliğini ele geçirdi. Onu istediği gibi yönetebiliyor. Beraber öyle yol aldılar ki bu yolun sonu bana ulaşıyor. Nasıl? Bu mümkün değil. O kadar tedbir aldık. Bence sizin haleti ruhiyeniz bozulmuş. O yüzden bu kadar hassassınız. Afişe olmaktan çekiniyorum Turgut. Her şey ortaya çıkarsa
Feride'nin gözünde yıkılırım. İşte bir tek buna katlanamam. O yüzden karar verdim. Partimden de görevimden de istifa edeceğim. Ne? Nasıl olur bu? Onca emekten sonra siz aklınızı mı yitirdiniz? Burada kızımdan söz ediyorum Turgut. Hiçbir şey ondan daha önemli değil. Ben kızımın acı çekmesini bile göze aldım. Mahir Kara'yla ilişkilerini ifşa edeceğim. Bu hakikat Feride'yi mesleğinden edecek. Beni partimin nezdinde itibarsız hale getirecek. Bu yüzden kendi isteğimle çekileceğim. Büyük bir fedakarlık ama kızım için değer. Neticede o adamın babası asılacak. İkisinin arasına giren bu ölüm onları ayırırken beni kızımla birleştirecek. Havanın kokusu var buralarda Feride. Biz şehirde çok şanssızız. Aa, Mahir. Bu ne? Yolunu kaybetmiş herhalde. Gel bakayım buraya. Gel, gel, gel. Gel bakayım, gel. Gel. Dikkat et, ısırmasın Mahir. Aa, küçük daha bu Feride. Ay, bakayım şunun yüzüne. Gel. Gel bakayım sen. Ya yolunu kaybetmiş ya da aileden dışlanmış. Ben sana kıyamam. Sen de mi kimsesiz kaldın? Ay, güzel gözlerin var senin. Sen ahu gözlüsün. O da boncuk. Ya adı boncuk olsun o zaman. Harika bir fikir. Feride. Hı. Sakın bunu da götürelim deme. Ya neden Mahir? Baksana şuna. Ya renk eder bana hem. Söz veriyorum yük olmayacağım sana. Sen adliyedeyken kim bakacak buna? Küçük daha ilgi ister bu. İşte sana bir fırsat. Oy. Bir köpeciğe bile bakamazken nasıl anne baba olacağız Mahir? Bak. Yık. Hadi beyler yavaş yavaş herkes doğrudan havalanmaya. Hayda. Manyak mısın sen? Niye buradan gidiyoruz? Yolumuz burası. Oo, savcı bey, burada da mı karşılaşacaktık? Dünya küçük, mahpus daha da küçük. Açılın beyler, açılın. 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 Sen açıl Serdar. Saklanma savcı, korkuyor musun? Duruşma salonunda gürülüyor da ne o, dilini mi yuttu? Sakin olun beyler, sakin olun. Dur, sakin olun. Çekil aradan Serdar, olarsan olmasın. Lan, çekilin, çekilin, geri çekilin. Geri çekil, geri çekil. Geri çekil. Sayın savcım. Geri çekil. Thank you.
suyu da hazır. Verin boncuğu. Gel, gel, gel. Feride, nasıl götüreceğiz bunu Allah'ını seversen? Köpek durur mu arabada? Durmazsa kucağıma alırım Mahir. Feride, aklın kalmasın. Biz burada bahçede bakarız ona. Hay sen çok yaşa bacım. Doğru söylüyor. Bak ne güzel doğanın içerisinde. Götürüp eziyet edeceksin hayvancağıza. Bırakalım kalsın burada. Ya Mahir. Onun bizim karşımıza çıkması tesadüf değil gibime geliyor. Lütfen alalım. Bak o da benim gibi bir içare. Götürmezsek aklım kalacak. Lütfen. Söz veriyorum sana yük olmayacağım. Bu dediğine kendin de inanmıyorsun ama neyse. Madem bu kadar istiyorsun, gelsin bakalım bize. Teşekkür ederim. Efendim? Evet, bağlayın. Efendim Suna? Hakim Bey, size çok mühim havadislerim var. Dinliyorum. Feride Hanım ve Mahir Karan'ın seyahate gideceklerini söylemiştim ya size. Evet. Elimde o geziye ait çok önemli fotoğraflar var. Her biri münasebetleri olduğuna dair delil niteliğinde. Derhal otele getir Suna. Lobide bekleyeceğim seni. Yine gelin. Ama bu sefer daha uzun kalın. İnşallah. Her şey için sağ olun Melahat. Ne demek? Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Ben kullanacağım. Sen boncukla ilgilen, tamam mı? Tamam babası. Feride. Pardon. Ağır abilerle böyle konuşulmaz tabii. Feride ah. Senin şu ettiklerini bana bir başkası edecekti ki. Sana o kadar değil. Beni mi görmeye gelmiş? Tamam. Hemen kendisine odama kadar eşlik et. Hemen. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Hakim Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Ziyaretiniz neye borçluyum? Feride Hanım'la olan münasebetiniz hakkında birkaç sualim olacaktı Sinan Bey. Öyle mi? Buyurun siz dinliyorum. Hala Feride Hanım'la taktığınız nişan alyansını taşıyorsunuz. Tabii. Feride benim nişanlım. Bundan tabii ne olabilir ki? Oysa ben başka havadisler aldım bu hususta. Ne gibi? Bunları söylemek istemezdim ama kulağıma gelen haberlere göre Feride Hanım'la Mahir Kara arasındaki münasebet devam ediyormuş. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Nişanlım hakkında böyle konuşmaktan sizin men ederim. Öfkelenmenizi anlıyorum Sinan Bey. Ancak bunlar sadece şüphe olsaydı size dillendirmezdim. Oysa bu münasebete dair net bilgiye sahibim. Asıl merak ettiğim
Bu durumu siz zaten biliyor muydunuz? Yoksa hakikaten şu an mı öğrendiniz? Siz ne diyorsunuz? Aranızda vuku bulan bu ani nişan, nikah töreninde Feride Hanım'ın bayılması, her şey şüpheleri dağıtmak adına yaptığınız bir oyun muydu Sinan Bey? Sana demiştim hayvana eziyet olur diye. Hayvan deyip durma sen Mahir. Boncuk artık onun adı. Buna da peki Hakime Hanım. Buna da peki. Hadi gel buraya. İstanbul az kaldı. Nişan benim için gerçekti. Feride ile kuracağımız yuvaysa tek hayalimdi. Şu ana kadar Feride içinde bunun böyle olduğunu sanıyordum. Lakin bunun sadece benim emelim olduğunu anlıyorum. Keşke bu yalan sürseydi. Keşke Feride'nin beni sevmediği gerçeğiyle hiç yüzleşmeseydi. Bu hakikat en büyük yalanlardan bile daha çok sarstı beni. Hiç işaret falan görmedim. Hem zaten ben dokunmadım bile. Savcı Bey, ben sizi koğuşunuza götüreyim. Yarası derin değil ama çok kan kaybediyor. Ben bu sorumluluğu alamam. Hastaneye gitmesi gerekiyor. Müdür Bey'e haber ver, ben rapor hazırlayayım. Ki kıyamadım. Gerçek dünyaya geldik. Seni ancak düşlerde mi mutlu edebiliyorum Feride? Seninle bir alakası yok ki. Sevgili nişanlım. Günümüz de bitti. Yenileri olacak Sevda'm. Söz veriyorum sana. İyi geceler. İyi geceler. Yarın adliye gitmeden uğra. Tamam.
Işıklar da yanmıyor. Suna nerede ki acaba? İyi akşamlar Hakime Hanım. Daha önce de yanıldığım olmuştu. Lakin beni senin kadar şaşırtan kimse olmadı Feride. Ne olur beni mi dinleyin önce. Hakim Bey, müsaade edin derdimizi anlatalım. Sizi dinlememe gerek kalmadı. Güneş pansiyonda yaptığınız tatil ilişkinizin muhteviyatı hakkında yeterince detay veriyor. Nişanlınız Sinan Bey'le konuşunca da nasıl kandırıldığımı bir kez daha öğrendim. İnanın kötü bir niyetim yoktu. Tek arzum masum bir adamı ipten almaktı. Kastettiğin zat Nazif Karaysa, bizzat gelip kendim haber vermek istedim. Gözlerinin içine bakarak. Hakime Hanım, sizin baktığınız Nazif Kara dosyasındaki beraat kararı yarın kurul tarafından bozulacak. Dosya ağır cezaya yeniden yargılama için gönderilecek. Lakin artık o dosyanın hakimi siz olmayacaksınız. Meslekten ihraç edilip edilmeyeceğiniz de kurul tarafından incelenecek. O vakte kadar da meslekten el çektirileceksiniz.